Herkese merhaba, Racing Bro'dasınız. Yeni bir video ile karşınızdayım uzun zaman sonra. Üstelik de bu video kokpit turu videosu. 2021 kokpit turu videosu. En son güncellemeler neler, neler eklendi kokpite, burası nasıl bir şeye dönüştü? Onu hep beraber böyle bir görelim, bir tur atalım dedim. Daha önceki videom vardı, işte bu ahşap kokpiti nasıl yaptım? Eğer bu videoyu ilk defa seyrediyorsanız onu takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere linkini bırakıyorum. Bu kendi yaptığım ahşap bir kokpit ve IKEA koltuk, Ponank koltuğum. Şimdi nereden başlayalım? Önce alakasız yerden başlayalım. Şöyle kokpitin yanından başlayayım. Burada iki tane posterim var. Bir tanesi Nürburgring posteri. Burada da bir yıldız haritası. Burada bugüne kadar tek yarış kupam. İzmit. Körfez pisti. Volkikar. Üçüncülüğü kupam var. Tek gerçek yarış kupam. MacBook kutusu. G29 kutusu. Ufak bir Le Mans kazananları koleksiyonu. İşte Mazda, Jaguar, güzel Porsche. Burada tekrar yarışılmayı bekleyen kaskım duruyor. Burada hayatına daha önce mikrofon ayaklı olarak başlamıştı. Bu aralar şu an kulağımda kulaklık standı olarak devam ediyor. Koleksiyondan geri kalan parçalar. Şurada burada otururken kullandığım mousepad'im var. Sparco karting yarış eldiveni. PlayStation ve Xbox kolları. Aşağıda da dumbbell'ler var. Burada yarış ayakkabılarım duruyor. Bunlar da Sparco karting. Basit giriş model. Ve geliyoruz kokpitin kendisine. Kokpitte süs olarak koyduğum Aston Martin Racing'in official, çok güzel, tasarımını çok sevdiğim bir tişörtü mü diyeyim buna, nesi bu bilmiyorum ama bunu Le Mans'dan almıştım. Şimdi Sepp kazansın diye sürekli giyiyorum. Kazanırsa giyip çıkacağım dışarı, tur atacağım. Bu aralar kokpitimi süslüyor. Ve şöyle kokpite doğru dönelim. Çok bir özelliği olmayan bir Logitech klavye. Kablosuz bir klavye. Onun kendi mouse'u da var bir yerlerde. Şuradaymış. Şurada. En son yani klavyeyi ekleyecek bir şey yapmaya çalışıyordum. Şuraya böyle açılıp kapanan falan bir şey düşünüyordum. Böyle menteşeler bilmem neler falan filan baktım. En sonunda bir tane düz tabloya bir tane düz ayak çaktım ve bu ortamın klavye taşıyıcısı oldu. Bu tek ayağı bazen şöyle çeviriyorum. PC'ye de yasladığım zaman o zaman böyle çapraz duran bir şey oluyor. Geçelim buraya. Burada sevgili uzun zamandır benle olan Logitech G29 direksiyonu. Artık o da Sparco etiketleriyle süslendi. Galiba artık 4 senedir falan beraberiz. Hala memnunum, hala son derece memnunum. Ondan ayrı bir şey, ayrı bir G29 videosu yapacağım. En son eklenen videonun başında gördüğünüz şey var. El freni olarak kullandığım, aslında uçuş simülatörü için olan joystick. Kendim bir el freni yapmak istiyordum. Yapacağım bir gün, yapacağım bir gün diye işte çizimler yaptım vesaire, 3D printer falan filan. En sonunda hızlı bir çözüme gittim ve bunu buraya işte şu kablo şeyleriyle sabitledim, şunlarla. Ve de oldukça sağlam bir el freni oldu. Bu Y aksis kullanıyor. Orada içeceklerim var, suyum, kahvem. Burada vites, oturduğum zaman gayet rahat erişebiliyorum buradan. Şöyle göstereyim. Şu oturum açım. Gelelim buraya. Ekran olarak çok özel bir ekran yok. Samsung 42 inç ya da 43 inç bir normal LED televizyon kullandığım birinci ekran. Bu ise yine eklendi. Bir Asus ikinci el bir monitör. Bunun özelliği dik kullanılabilmesi. Benim de tam aradığım bir şeydi aslında. Fazla yer kaplamaması açısından. Böyle oturduğum zaman şu anda burada OBS açık görüyorsunuz. Hatta gösteriyor pedal kamerası. Burada kendimizi göreceğiz. El sallayalım. Ve de şu anda ses kaydı yapıyor. Görüyorsunuz şu an konuştuğum sesi. Böyle bir burada otururken hani hem chat'i kullanamayacağım hem de işte kaydı görüp başlatabileceğim vesaire bir ekran olarak hizmete girdi. Kokpite devam edelim. Sevgili Thrustmaster TLSM Loadcell pedallarımız var orada.
bir seneyi geçti galiba. Tam bugün itibariyle bir senedir benimle birlikteler. Son derece memnunum. Bu pedal kamerası ışığı daha güzel aydınlatmak için. Burada da pedal kamerası var. Şuradan bakalım çevirebileceğim mi? Şu pedal kamerası şu. Bu Logitech webcam bir tane. C270 galiba tam model için. Bu da diğer webcam. Bu da Logitech C170 galiba. Yani pedal kamerası galiba daha iyi. Ama bunun kablosu daha uzun olduğu için buraya taktım. Yapacak bir şey yok. Arkaya bir tane uzatma çektim. Aslında genel olarak kablo düzeninden son derece memnunum. Yani dışarıdan en azından kokpitte otururken şu PC'nin arkasını saymazsak çok az kablo gözüküyor. Ama bu tarafa bakarsak PC'nin arkası birazcık karıştı. Yani şu halde. Ve bu çok toplamış halim yani. Bayağı bir toplanmış hali. Bir yerden sonra kendiliğinden kontrolden çıkmaya başlıyor. Ve gelelim büyük değişikliğe. Büyük değişiklik PC. Yani PC dedim. Daha doğrusu laptop değil. Desktop. Bugüne kadar hep laptop üzerinden yarışıyordum ben. Dell G515 bir gaming laptop vardı. 1060 ekran kartlı. Bu arkadaş 1070. GTX 1070 ekran kartı var. MSI bir kasa. MSI bir neydi o? Motherboard. İşte güzel HDMI ve DVI çıkışları var. Bir sürü USB'si var ama bende laptoptan kalma bir USB çoklayıcı var. Şöyle göstereyim. Şurada. Kendi üzerinde 8 tane falan şeyi var. Kendi kablosu var. Orada görüyorsunuz o karışıklığın içinde şu arkadaki LED RGB LED'imiz var. Bu kumandadan değiştirebiliyoruz. Bu arada hala merak edebilirsiniz hala bu koltuktan memnun musun diye. Memnunum. Çünkü burada PlayStation var. PlayStation'da yarış dışında oyunlar da oynuyorum. Bu ekranda. İşte orada PlayStation kolu var gördünüz. O zaman bu mükemmel bir zaten bütün PlayStation kafelerde gördüğünüz mükemmel bir PlayStation koltuğu oluyor. Bazen laptopu alıyorum kucağıma. Buraya televizyon açıyorum. Bu sefer böyle oturma odası gibi rahat bir ortam oluyor. Sadece bir yarış koltuğu olsaydı bu kadar rahat kullanamazdım. Ben seviyorum bu rahatlığı. O yüzden hala memnunum sevgili koltuğumdan. Başka anlatabileceğim bir de kulağımdaki kulaklık var. Onu göstereyim. Bu Logitech Pro X kulaklık. Özellikle sevdiğim özelliği tabii mikrofonu. Kulaklığından daha çok mikrofon için aldım. Çünkü Blue ile beraber Blue Yeti miydi? Blue Yeti ile beraber kurdukları ortaklıktan çıkan bu güzel ses efektleri ve güzel ses kendi içinde minik bir ses kartı var. Şurada bağlı görüyorsunuz. Bunun bir wireless versiyonu da var. Ama ben bu kablolu versiyonu aldım. O zaman yoktu wireless versiyon. Bilseydim wireless versiyonu alırdım. Çünkü bu kablo yarışırken biraz problem yaratıyor. Eğer almayı düşünüyorsanız yani bunu her seferinde şuradan mı atsam buradan mı atsam diye düşünüyorum. Çok da büyük ses kaybı kalitesi falan var, fark edeceğini düşünmüyorum yani. Wireless versiyonun. Neyse bundan memnunum sonuçta. Evet başka anlatacağım bir şey yok. Bu tarafta benim çalışma ortamım. Şöyle bu Mac, bu sistem tamamen Mac. Burası da PC desktop. Böyle bir tur olmuş olsun. 2021'de son durum bu. Yaz sonu itibariyle. Bakalım önümüzdeki aylar ve yıllar kokpite neler getirecek. Yarıştığım videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.